ulaştırıldı. İki partinizin yetkilileri, sizlerden onaylar alındı. Benim en son aşamada bir takım müdahalelerim falan oldu. Her ikinize de sordum. Her ikinize de mesela ben Binali Yıldırım'a sordum. Ne bekliyorsunuz bu açık oturumdan? Ben dedi Binali Yıldırım'ın ortaya çıkmasını istiyorum. Olmadığım bir adam gibi algılanmak istemiyorum dedi. Bu programdan benim amacım budur dedi. Size sordum. Siz de benzeri bir açıklama yaptınız. Dediniz ki benim bütün özelliklerimin ortaya çıkmasını istiyorum dediniz. Dilerim ki izleyenler buna uygun yanıtlar bulmuşlardır. Son 3 soru efendim. Önce gençler. Gençler konusunda ne yapacaksınız? Ama bunun içerisine eğer engelli kardeşlerimizi de katarsanız çok memnun olurum. Çünkü engellilerin de hayatın içine katılmasını çok önemsiyorum. Sizinle başlayalım. Sonra Binali Bey'e geçelim. Buyurun. İsmail Bey, bu şehir çocuk kenti ve genç kenti. Avrupa'da sadece gençlerimizin nüfusunu geçen neredeyse bir iki şehir var. Dolayısıyla bizim hem çocuklara bakın 0-4 yaş arası çocuk sayısı 1 milyon 200 binin üzerinde. Hem çocuk hem genç politikası bu şehrin inanılmaz önceliği olmak zorunda. Genç deyince aklımıza ne gelir? Eğitim. Bu bir seferberlik, eğitim seferberliği. Yani kreşte başladığımız o seferberlik süreci gençlerin üniversite eğitimleri bittikten sonra meslek edinme ve hayata katılma noktasına varıncaya kadar takip edilmesi gereken önemli bir alan. Genç kart, ulaşımda, kültür, sanat, sosyal tesisler ve sporda %40 indirim. Öğrenci olmayan tüm gençler buna dahil. Zaten öğrenci olanlara indirimimizi yaptık. Taahhüt etmiştik, yerine getirdik. Üniversite bursu. 75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira İstanbul'a gelene de İstanbul'dan gidene de. Yani İstanbul'da ailesi olup İstanbul dışına gidenlere de 400 lira öğrenci bursu vereceğiz. Yurt hızlıca. Biz kimseye muhtaç değiliz. 12 kadın, 8 erkek öğrenci yurdu hizmete geçireceğiz. 10 adet yeni gençlik merkezi ki çok etkin olacaklar. 10 adet dünya dilleri merkezi. Bu çok önemli. Hangi dil isteniyorsa, hangi dilde talep varsa dillerine dönük eğitim verdireceğiz. Dünya dillerini öğrenen insanlar daha hızlı iş sahibi olabiliyor. Ücretsiz online hizmeti, online şeklinde de dil eğitim vereceğiz. E-spor arenaları. Gençler özellikle İstanbul'dan başka şehirlere kaçmayacak. Yılda 230 milyon dolarlık bir tarif yapılıyor. Beyin göçü yaşıyoruz. Yani bunun piyasa değerlendirmesini yapan insan kaynakları uzmanları var. Bizim gençlerimiz hayallerini İstanbul'da kuracak. Ben İstanbul'da mahallelerinde iş bulamayan, 350 bin o mesleği bile olmayan, okutamayan, ben bunları sahada yaşadım ve yerine getirdim. 350 bin gencin Ekrem abisi olmaya geliyorum. Bunu hiçbir gencimiz hafızasından çıkarmasın. Ben onların Ekrem abisi olacağım. Erişilebilir bir kent olacağı İsmail Bey. Bu kent erişilemiyor ise, bu kent engeller için engeller taşıyorsa, o zaman bu kentin vicdanı yok demektir. Biz bu kenti vicdanlı bir kent haline getireceğiz. 10 adet engelli gündüz bakım evi. Ailesine izin vereceğiz, engelliye biz bakacağız. 10 adet Alzheimer gündüz bakım evi. Çok önemli. Günümüzün, çağımızın ne yazık ki hastalığı. Yaşam becerileri öğrenme köyü kuracağız. Çok geniş çaplı bir projemizdir bu. Yaşlı ve engellilere acil durum bilekliği. İstanbul'un geneline bunu yaygınlaştıracağız. Ve aktif yaşlanma programı diye yaşlarımızı yaşlandıkça bu kentten keyif almalarını sağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Binali Bey, siz tabii özellikle gençleri çok önemsiyorum dediniz. Mutlaka bir sonraki soru gençler olsun dediniz. Ve Binali Bey ile Ekrem Bey de bu konuda uzlaştınız. Şimdi fazladan süre aldığımız için buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Bir kere benim gençler benim kankam. Gençleri benim kankam olmaya davet ettim. Çok da güzel tepkiler aldım. Gençlere 10 GB internet bedava olacak. Bu en baba müjde gençler için. Peki bu internetle ne yapabilirler gençler? 150 tane elektronik posta, 1500 tane elektronik posta gönderip alabilirler. 150 saat müzik çalabilirler. 150 saat internete girebilirler. 1500 sosyal paylaşım yapabilirler. 10 saat Netflix'te video izleyebilirler. Yani bunların tamamını 10 megabaytla
gerçekleştirebilirler. İkincisi, müzeler ve tiyatrolar bütün gençlere ücretsiz olacak. Uluslararası belediyelerin. Tamam. Uluslararası e-spor olimpiyatlarını İstanbul'da yapacağız. Ekrana tutun efendim. Ekrana tutun. Evet. Öğrencilere kırtasiye desteği var. Bunun miktarını arttıracağız. Amatör spor kulüplerine, 900 tane amatör spor kulübü var. Burada 150 bin lisanslı sporcu var. Bunlara 100 bin liralık tutarında destek vereceğiz her yıl. Şu anda bunun onda biri veriliyor. 10 kat artıracağız. Spor tesislerinden gençler ücretsiz yararlanacak. Motosikletle geçişler her iki köprüden bedava olacak. Yani motosikletliler var 300 bin civarında. Üniversiteye hazırlanan, yani üniversitede okumayıp liseden mezun öğrencilik vasfını kaybetmişlere de bu ulaşım indiriminden, yaptığımız ulaşım indiriminden onlar da yararlanacak. İşsizlik maaşı alana toplu ulaşım desteği vereceğiz. Öğretmenler de genç sayılır. Öğretmenler bütün toplu ulaşımdan bedava yararlanacak. Gençlere burs dedi. Ben bursu yazmadım. Ben de düşündüm yazmayı ama niye yazmadım? Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyor idi esasında. Cumhuriyet Halk Partisi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesinin artık imkansız hale getirdi. Hı hı. Tabii Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum. Peki, buradaki süreç bitti. Şimdi şöyle. Ama Ankara ile beraber çalışırsak, orada iki parti anlaşırsa bu mesele çözülebilir. Tabii. Aslında yapsanız iyi olur. Çünkü hanginizin belediye başkanı seçileceğini bilemiyoruz ama. İyi olur. Yani uzlaşsanız iyi olur. Bunun önce bu engelin aşılması lazım. Fakat Ekrem Bey'in daha önce beyanatı var. İstanbul Ankara'dan yönetilmeyecek diye. Bir saniye efendim. Bir konu. Şimdi yine sizinle sormam gerekiyor. Çünkü hani formatımız böyle. Bir de ulaştırma efendim. İstanbul için en önemli meselelerden bir tanesi de ulaşım. Doğru. İşte geçen hafta Ekrem Bey'in bir açıklaması oldu. İşte kilometreleri söyledi. Aslında dedi bu kadar yapılabilir iken bu kadar yaptılar diye. Ben rakamları ifade etmeyeyim. Şimdi Binali Bey size bırakayım. 3 dakikanız var ulaştırmayla ilgili, ulaşım politikaları konusunda ne yapacaksınız, ne vaat ediyorsunuz ve daha sonra Ekrem Bey'e aynı soruyu soracağım. Buyurun efendim Binali Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Yani ulaşım benim işim, tevazuya lüzum yok. Türkiye'de bu işi hallettim 16 yıl boyunca. Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattık. Hava yoluna halkın yolu yaptık, hızlı treni getirdik. Akıl yolları internetle yurdun her köşesini adeta ördük. Şimdi İstanbul'da ne yapacağız? İstanbul'un birinci derdi ulaşım. Ama ya yani Marmara'yı yaptık, 3. köprüyü yaptık, Avrasya Tüneli'ni yaptık, Kuzey Marmara yolunu yaptık, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Bunlar ayrı. Geçmişi konuşmayalım. Biz 2024'e kadar insanların trafikte yarım saat kazanmalarını sağlayacağız. Yani baba evine yarım saat önce gidecek. Nasıl? İşte yapacağımız raylı sistemler. 518 kilometreye çıkaracağız raylı sistemin uzunluğunu. Bu şu demektir. 233 kilometre var. Bunun üzerine her yıl minimum 50 kilometre raylı sistem yapacağız ve bu şekilde metroların payı İsmail Bey süre sonunda %48'e çıkacak. Bugün ne kadar? Bugün %18, %30 artmış olacak. Bu en önemli projemiz. Burada çok ciddi bir yatırım var. Bugüne kadar Ankara metrolarını yaptık, İzmir İzban'ı yaptık. Burada yaptığımız metrolar var. Dolayısıyla edindiğimiz tecrübelerle bunu kolayca yapabiliriz. Bilmiyorum Marmara'yı Ekrem Bey kullandı mı? Bugüne kadar
Marmaray'dan 350 milyon İstanbullu istifade etti. Yakın zamanda Marmaray'ın banliyö hattını Gebze'den Halkalı'ya kadar yaptık. O da hizmete girdi. Bu şekilde ciddi anlamda metrobüste biraz rahatlama oldu. Ama asıl metrobüsü rahatlatacağımız şey bu metrobüs güzergahını, Beylikdüzü'nden Söğütlü Çeşme'ye giden bu güzergahı biz otonom ve akıllı metrobüs araçlarıyla değiştireceğiz. Kapasiteyi %50 arttıracağız. Böylece orada rahatlama sağlayacağız. Üstelik bu güzergahta da bir otoyol daha yapacağız. Yani Kuzey Marmara'yla TEM arasında olacak. Ayrıca Levent'le Mahmut Bey arasındaki metroyu da peki, bu sene sonuna kadar açmış olacağız. Bunu ben yaparım. Peki. Çünkü Türkiye'de daha önce yaptım. Peki, teşekkür ederim. Bu arada efendim her ikinizden de bir istirhamım, bir vatandaş olarak. Geçen hafta gazetelerde manşet oldu. Bazı metrobüs hatlarının, bazı vagonların işte alındığını, uygunsuz olduğunu, çürümeye terk edildiğini falan. Bunu da hanginiz belediye başkanı olursanız lütfen araştırın. Ve bizim paramızla ilgili bir sıkıntı olduysa olur mu? Hanginiz olursanız bilemiyorum ama araştırın. Baktınız mı ona bilmiyorum. Marmaray araçları için söylendi. O yanlış. O. Yanlış mı? Yanlış tabii. Depolarda çürüyen bir şey. Hayır canım, onlar yedekli peyderpey devreye giriyor. Yani öyle mi? Külliyen yalan. Tamam. Şimdi bakanlık efendim, açıklamasını yaptı. Peki. Şimdi size aynı soruyu sormak istiyorum. İstanbul'da belediye başkanı seçilir iseniz önümüzdeki 5 yılda ulaşım, ulaştırma politikaları, özellikle metro, altyapı konusunda ne yapacaksınız? Buyurun. Ulaşım işi bütüncül bir yaklaşım, insanı hissetme ve insanla çözüm bulma, aktörleriyle, minibüsçüsüyle, taksicisiyle, otobüsçüsüyle, bunları yok sayarak değil, servisçisiyle. Bakın servis işinde tahtidi biz vaat ettik, biz taahhüt ettik. Bizim yola biz çıkışımızla, siz kimsiniz ama ben anlamadım. Müdahale etmeyin lütfen. Şu an, ama, hayır, ikinci hayır, polemik yapmayın. Tamam. Ben yapmıyorum tamam. İsmail Bey. Binali Bey'le yani, istirham edeceğim. Bakın lütfen. Şu anda vekaleten benim başkanlığım döneminden sonra vekaleten bakan Vali Bey var. Kim yaptı ben anlamadım. Büyükşehir Belediyesi süreci bizim sayemizde. 10 saniye alacağım. Peki. Var. UKOME yaptı. Şimdi, UKOME. Binali Bey lütfen. 3 daha etti 13. Evet, evet. Şimdi İki de benden 15. 15. Tamam. Peki. Binali Bey 16. Bankör. Fakat burada bir moderatör var, onu unutmayın. Sorun yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Biz bütün aktörleriyle beraber çalışacağız. Hı. Bak az önce ulaşım indirimleri söyledim. Örneğin. Hı. Ulaşım indirimleri Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Hı. Hiçbirisi bizim halk otobüslerine veya şirketlere yük edilmeyecek, mal edilmeyecek. Bakın biz taksicinin, minibüsçünün özellikle köprüleri ücretsiz kullanımı noktasında girişimlerde bulunacağız. Aynı zamanda biz mesela şehir içinde kalan gişelerin şehir dışına aktarılması noktasında fizibilite çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mutlaka konuşacağız. Hı hı. Sayın Yıldırım tabii ulaşımda Türkiye'yi hallettim dedi. Benim işim dedi. Saygıyla karşılıyorum. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı'na ve birçok uzmanlara haksızlık yaptı diye düşünüyorum. Yani benim derken, tekil kullanırken. Neyse ama İstanbul'u halledemediler. İstanbul'u niye halledemediler biliyor musun? İstanbul dünyanın en sıkışık ikinci kent. İstanbul durakta bekleme süresi 20 dakika olan bir ortalama bekleme süresi 20 dakikayı aşıyor ve bir saate aşkın derecede olan yerler var. İstanbul'un ulaşımda günde geçirdiği vakit ne biliyor musunuz? 91 dakika. Biz bunun yılını falan hesapladık. Neredeyse bir insan ömrü gibi. Dolayısıyla İstanbul'u çözemediler. İstanbul'u bütünleşik ulaşım ağıyla biz çözeceğiz. İstanbul'da metrodan bahsediyorlar. Örnek vereyim. Evet ben Marmaray'dan geçtim. Çok teşekkür ediyorum. O nedir ediyorum. O tuttuğunuz? Hemen göstereceğim. Çok teşekkür ediyorum. Marmaray'dan geçtim. 70'lerde fizibilitesi başlayan, 90'larda bu sürecin mali ve finansman ve ihalesinin yapıldığı Marmaray'a ve banliyö hattına teşekkür ederiz. Kendilerinin döneminde de bitirildi. Teşekkür ederiz. 2 saniye ihaleyi de ben bir 10 saniye tamam. Eder bu. Tamam, peki. Bu 10 saniye bu kadar hak verdim 15 saniye eder. Tamam peki. Şimdi bakın 2004'te 45 kilometre ile aldıkları metro hatları 170 kilometreye erişebildi. 170 kilometrenin anlamı ne biliyor musun? Senede sadece 8.3 kilometre yapabildiler. Beylikdüzü metrosu hala duruyor. 2004'ten beri ben siyasette değildim.
her seçimde vaat edilmiştir. 2004, ben orada yaşıyorum. Sadece siyasetten bahsediyorum. Nostaljik tramvayla sonra. Vallahi güzel. Sayın Yıldırım sözünüzü rekor tamamlayın. Kırdı. Sözünüzü tamamlayın. Tamam, süremi tamamlayın. Buyurun. 10 saniye yetmez. 15 saniye. 10 saniye yetmez. Deniz ulaşımı. Peki. 20 saniye. Ya yüzde onlardan %3'lere düştü. Deniz ulaşımı konusu bizim önemli konumuz. Bu şehirde 500 kilometre bisiklet hattını biz o yaşam vadilerinden, yeşil kulvardan, füniküler hatlarından, bakın bu yüksek tepeleri olan bu kentin özellikle sahili erişimi noktasında yaşam vadilerini füniküler hatlarıyla destekleyecek. Peki. TEM'de kuracağımız megabüsle metrobüs hattının yükünü hafifletecek. Metrobüs hattında da yerli ve temiz enerjili Peki. ulaşım firmalarıyla Şimdi, çalışacağımızı duyurmak istedim. Efendim söylemek isteyip de söyleyemediğiniz kalmasın diye her ikinize üçer dakika bırakmak istiyorum. Şimdi dönün işte bütün sizden başlayacağım. Çünkü yaşından dolayı söz büyüğün değil. Yok, siz sıra sizde, buyurun. Nasıl arzu ediyorsan sıra sizin ama siz veriyorsunuz. Nezaketini siz teşekkür ederiz. Ama bir şey söyleyeyim, işte gerçekten görmek istediğimiz, özlediğimiz tablolar bunlar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Evet. Ekrem Bey, buyurun söz sizin, 3 dakika var ve Türkiye sizi izliyor. Şimdi şunu söyleyeyim, ben öncelikle buradan çıkışta eğer tabii kendileri de uygun görürlerse, ben tabii bilmiyordum, sonradan geldi. Muhterem hanımefendiyle geldiğini söylediniz. Evet, ben Sayın gördüm Başkan. Efendim. Sema hocamızın. Ben de eşimle buradayım. Onu da gördüm, Dilek Hanım. İki hanımefendinin yanımızda olduğu bir fotoğrafı vermek isterim. Buyursunlar, canlı yayın da verelim. Nezaketi. Arkadaşlar. Yani stüdyo mu olur, Binali kapı mı olur bilemem. Çünkü sözümü kesiyorsunuz İsmail Bey. Vereceğim efendim, bu önemli. eşinizin Dilek Hanım'la ilgili, Dilek Hanım'ın eşinizle ilgili annem gibi görüyorum dediği arzu ederseniz, hani ben isterim ama siz sözünüzü tamamlayın. Programımızı tamamlayalım. Tamam, tabii ki burada bir fotoğraf verelim. Dışarıda olmasınız. Evet. Niye biliyor musunuz? Bu şehrin kucaklaşmaya ihtiyacı Bravo. Var. Bu şehrin buluşmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin de kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bakın şehirlerde hak, hukuk, adalet, vicdan, ahlak, erdem, bütün bu kavramlar şehirlerden başlar. Bırakalım iftiraları, bir takım uygulamaları vesaire, adayların dışında üretilen sahalardaki bir takım dilleri bir kenara bırakın. Ben kimseyle ilgili konuşmadım. Allah'ıma şükür 6 aydır söz verdiğim gibi temiz dille bu süreci bitiriyorum. Geçenlerde duyuyorum. Efendim neymiş? Belediyenin sosyal tesislerinde alkol olacakmış. Ya ben 9 tane sosyal tesis açtım Beylikdüzü'nde. Birinde alkol var mı Allah aşkına ya? Bizim dönemimizde açıldı 5 yılda. Yani İstanbul'da benim tek derdim bu olabilir. Alkol meselesi. Sosyal tesislerde ben insanlarına hizmet eden bir ya, ama bunlar dedikodu. Bunlar bitsin istiyorum. Neymiş efendim? Kadını erkeği aynı yerde havuza. Ya kardeşim benim 2 tane havuz açtım. Saatleri ayrı, günleri ayrı. Bunu niye anlatıyorum? Bu şehir akılla, bilimle ve insanların uzlaşmasıyla bir arada barış içinde, özgürlük içinde eşit paylaşarak, bakın şeffaflığı hakim kılarak, saydamlığı, insanların katılımcılığını sürecin içine katarak muazzam bir kent var edeceğiz. Ve biz buna hazırız. Ekibimiz müthiş bir ekip. Benim en büyük ekibim 16 milyon İstanbul. Akademisyeninden çocuğuna, gencinden iş insanına. Şu nüfusta da anlaşamadık yalnız ha. İstanbul 15 milyon. Buyurun. Onu 20, da açıklarım size programdan sonra. Bir 10-15 saniye tamam, tamam, buyurun, burada. Tamam, efendim bu arada talimat verirseniz yardımcılarınıza hanımefendiler gelsinler. Olur gelebilir. Serdar hanımefendiler gelsin. Lütfen. Canlı yayında Türkiye görsün. Oğlum alınır, oğlum hemen da gelsin. Hemen arkadaşlar hızlıca. Tamam. Ben de kızım alınır, o da gelsin. Tamam, kızınız gelsin, da gelsin. Güzel. Sizin de oğlunuz vardı gördüm. Tabii tabii, o da gelsin. Gelsin. Aile fotoğrafı canlı kesinlikle, yayında. Kesinlikle aynı okulda yani okuyor şu anda. Teknik Üniversite. Evet, orada okuyor. Mühendis olacak. Evet. İyi ki babasının mesleğini seçmemiş. Tabii hepsi güzel meslekler. Hepsi güzel meslekler. Muazzam. Ya mühendislik biz, ayrı tabii. Biz 31 Mart'taki sürecin hak hukukla, adaletle buluşması için mücadelemizi veriyoruz. Ve adil bir kent var etme konusunda çaba gösteriyoruz. Peki. 23 Haziran'da herkesin oy kullanmasını özellikle istirham ediyorum. Herkes sandığa gitsin. Herkes demokrasi bayramını bizimle yaşasın. 23 Haziran'dan bir gün sonra görecekler İstanbul daha derin nefes aldıkları bir güne Peki. uyanacak. Ben her şey çok güzel olacak diyorum. İstanbul çok güzel olmaya hazırlık yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Binali Bey sizin son 3 dakikanız efendim. Türkiye sizi izliyor. Buyurun.
Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi son 3 dakikada evet. Şunu söylemek isterim. İstanbul müjdelenmiş bir şehirdir. İstanbul'un 15 milyon 67 bin nüfusu vardır. İstanbul'un ilk defa geçen yıl 60 bin nüfusu eksildi. Bu şunu gösteriyor. Anadolu'da biz altyapıyı çok güzel yaptığımız için bir kısım vatandaşlarımız kendi memleketlerine dönüyorlar. Hatta dönmek isteyenlere belediye destek de veriyor biliyorsunuz. Hı hı. Şehrin gelecek planlaması doğrudur. Bu yapılıyor. Güncellenecek. Benim İstanbullulara söyleyeceğim şudur. 16 yıl ülkeme dolu dolu hizmet yaptım. Ulaştırma Bakanı olarak, Başbakan olarak, Meclis Başkanı olarak. Bu şehir beni 11 yaşındaki Binali'den Binali Yıldırım yaptı. Milletvekili yaptı ve bu makamların hepsini gördüm. Şimdi bu beni Binali Yıldırım yapan 50 yıllık yaşadığım bu şehre çok güzel hizmetler yapmaya hazırım. Daha önce yaptıklarımı yeni yapacaklarımla taşlandıracağım. Marmaray'ın üzerine, Avrasya Tüneli'nin üzerine, hızlı trenin üzerine, 3. köprünün, Osman Gazi'nin, havaalanının, Kuzey Marmara otoyolunun üzerine İstanbul'un ulaşımını 5 yıl içerisinde çözeceğim. Eziyeti ortadan kaldırıp seyahati keyfe dönüştüreceğim. İnsanların evlerine gidip çocuklarına daha fazla zaman ayırması için seyahat sürelerini kısaltacağım. Esasen eğer 3. köprü Avrasya Marmara olmasaydı bugün İstanbul'da trafik felç olmuştu. Adım bile atılamazdı. İstatistikler gösteriyor. Avrasya 50 bin yük aldı. Efendim Yavuz Sultan Selim 120 bin yük aldı. Marmaray her gün 300 bin yük alıyor. Şimdi banyo hattı o şekilde. Deniz niye azaldı? Eskiden sadece deniz geçişi vardı. Alternatif yoktu. Onun üzerine biliyorsunuz önce 1. köprü, sonra 2. köprü, sonra 3. köprü, sonra Avrasya Marmara yapılınca haliyle alternatifler peki. artmış oldu. Bu şekilde deniz taşımacılığını da biz bedava yapıyoruz. Yani peki. aktarmada deniz taşımacılığı bedava olduğu için bu biraz daha açılacak. 7 tane hat kuracağız. Teşekkür Son ederim. Sözüm vatandaşlarıma. İstanbul'da herkes ben de aynı şeyi söylüyorum. Sandığa gitsinler peki. ve sözlerini 23 Haziran'da söylesinler diyorum. Peki. Ben de Ekrem Bey'i çaya davet ediyorum. Tamam. Buyursun diyorum. Beraber Efendim, çay. Bu arada engelli öğretmen atamaları Tabii. çok hani talep geldi. Onu da size duyurmuş olayım. Bu arada geçen sene 12 onların 2500 tanesini atamıştık. Evet. Bu sene içinde de zannediyorum Ankara bir planlama yapılıyor. Efendim, 900 tane var zaten. Peki fazla yok. Birer soru sormak istiyorum. Buyurun. Kısa birer Buyurun. Kelimelik. Moderasyonumu nasıl beğendiniz? Nasıl buldunuz Binali Bey? Yani ben bir anormallik görmedim. Gayet iyi Memnun olduğunu musunuz? Söylüyorum. Adil miydim? Olabildiğince. Sizce? Tüm özgün ve özgür irademle teşekkür ederiz İsmail Bey. Sağ olun efendim. Teşekkür. Sizin de bu kadar böyle teşekkür etmenizi beklerim efendim. Öyle ne, mi? Herhangi bir hatam gördünüz mü? Gördüyseniz söyleyin, öğrenelim. Yok ben öyle bir şey söyledim mi? Söylemediniz. Peki. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Rakibinizi nasıl buldunuz? Rakibim gayet benim gibi Allah'ın yalattığı bir kul. Siz onu nasıl buldunuz rakibinizi? Her şey için teşekkür ederiz. Kusurlar olmuş olabilir. Herhalde en güzel söz olmuş ise affola. Peki. Hem seyircilerimizden hem milletimizden hem saygıdeğer Sayın Yıldırım'dan. Evet biz de memleket için İstanbul için görüşlerimizi, düşüncelerimizi anlatmanın gayret içerisinde olduk. Anlattıklarımız hiçbir zaman kişisel bir mesele değildir. Bence güzel daha bir tablo İstanbul için, daha güzel İstanbul şartları için çalışacağız, çabalayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Her iki hanımefendi de canlı yayından sonra gelmek ve fotoğraf vermek istemişler.
Efendim çok teşekkür ederim. Bu babalar gününde bu zatenizin bana hediyesi. Ömrüm boyunca saklayacağım. Bu da zatenizin bana hediyesi. Ben her ikinizin de bu arada babalar günü bir kere daha tebrik ediyorum. Teşekkür evet sevgili ederim. Türkiye'm. 23 Haziran'da bir kere daha sandık başına gideceğiz İstanbullu seçmenler olarak. İşte bence özlenen güzel bir tabloydu. Ben dilimin döndüğü kadar ama mutlak manada tarafsızlık içerisinde sizlere aracı olmaya çalıştım. Halkımızın beklediği soruları sizlere aktarmaya çalıştım. Hem Ekrem İmamoğlu'na Millet İttifakı'nın İstanbul adayı hem de Binali Yıldırım'a Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayına çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar. Önümüzdeki pazar sandık başındayız. Evet, tarihi buluşma gitti. Programın başında söyledik, 2003'ten sonra ilk defa böyle bir buluşma oldu. Yerel düzeyde, tabii ki Türkiye'nin çeşitli illerinde, ilçelerinde, küçük yerlerde oluyordur evet. Ama çok gündeme gelmese de bu İstanbul büyüklüğünde ve yenilenen seçim açısından bu çok çok önemliydi. Adayları dinledik 3 saat boyunca aşağı yukarı hani reklamlarla birlikte. Sonra bu bölümde ister hem 3. bölümü değerlendirelim hani ek uzadı hem de genel bir performans olarak baktığın zaman bir gazeteci olarak Fatih nasıl buldun? Yani son bölüm için öncekileri konuştuk belki genel bir toparlama yapılabilir ama şimdi sorular çok derinleşemiyor tabii böyle bir sorun var. 3'er dakika yani yok var. Burada moderatörün de aslında farklı bir şekilde derinleştirmesi beklenir. Yani şöyle mesela ulaşım. Yani şunları yaptık diye Binali Yıldırım anlatıyor. Ama mesela metrobüsten söz ediyor. İstanbul'da metrobüse sabah işe gidiş ve dönüş saatlerinde, akşam dönüş saatlerinde kendini metrobüse atmak diye bir şey var. Yani binmek diye. İstanbulluları yani metrobüsü ben sık kullandığım için biliyorum. Bineceksiniz, atacaksınız kendinizi. Böyle bir sorun var. Dolayısıyla bir sürü sorunu var ulaşımın. Şimdi 3. havalimanı ciddi anlamda eleştiriliyor. Yanlış bir yatırım, yanlış bir yere yatırım. Doğal ve çevre açısından da, ekonomi açısından da, ekonominin bulunduğu nokta açısından da uçakların inemedi. Daha yeni işte uçaklar rüzgardan ötürü inemedi. Şimdi pek çok şey tartışılıyor. Buradan bir soru alamıyoruz. Yani dolayısıyla genel bir soru bunların soruluyor. Bunların maliyeti nasıl karşılandı? Elbette tabii ki. Genel bir ulaşım politikası soruyor şimdi İsmail Küçükkaya. Burada alıp topu çeviriyor şimdi Binali Yıldırım. Şimdi bu topu çevirirken bir araya girip çıkmak lazım. Dolayısıyla burada bir moderasyon sorunu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu bölüme dair bence Ekrem İmamoğlu'nun da şu hani kendisine yönelik eleştirileri karşılamak ve AKP'nin tabanındaki etkisinin devam ettirmek bakımından belki dedi ki ya ben bu kadar tesis açtım, içkili tesis açmış mıyım? Böyleyse şimdi biz tabii oy verirken düşünelim dememiz lazım. Yani mesela şimdi böyle... Şimdi CHP'den de aday olmuş bir ismin böyle söylememesi lazım. Şimdi bu memleketin özgürlükçüysek de yani. Eski kullanan, alkol kullanan vatandaşı da var, kullanmayan vatandaşı da var. Dolayısıyla buralarda bu bir baskılanmadır işte. Yani bakıldığında sosyal tesislerin muhafazakarlaştırılması, kentin mekanın muhafazakarlaştırılmasının baskısı altında... İstanbul'a aday olan ismin bir top çevirme ihtiyacıdır. Bu bir sorun olarak duruyor. Yani genel olarak bakarsak İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünün bir taraflar karşısında kendini garantiye alabilecek bir pozisyonda durdu. Yani kendini özellikle tabii Binali Yıldırım karşısında kendini ezdirmemek bakımından sıkça hatırlattı yani. Onlar önemli ama dönüp şimdi yani büyük açıklar verdi. Bu Sayıştay raporu mesela çok büyük bir açıktı. Yani Ekrem İmamoğlu soru soruyor. Dersine hazırlanmamış bir şekilde. Şimdi bunlar bir dediğim gibi moderatör sorunu olarak baş gösterdi. Şimdi tabii bir de Türkiye'nin ne kadar gergin bir siyaset ortamdan geçtiği ve aslında bundan duyulan rahatsızlığın artık AKP tabanında da aslında Binali Yıldırım'a veren oyların negatif yönde etkilediğinden çıkan sonucu buradaki jest ve mimiklerde görüyoruz. Yani programı bitirirken işte birbirlerine jest yapma ihtiyacı, başlarken jest yapma ihtiyacı yani bir gerilimi alma ihtiyacı var. Bu dolayısıyla bir nefret söyleminin yoğun olarak kullanıldığı bir seçimin son raundunda bunu yapma ihtiyacı duyuluyor olması tabii bir şey.
bir fotoğraf veriyor. Ama bence ben bunu... Bu sorun değil. Çok sahici olduğunu tabii, tabii. düşünmüyorum. Tabii. Tam onu söyleyeceğim işte. Şimdi bu fotoğraf işte bu nasıl üretildi? Niye buraya geldik? Yani şimdi ne olması lazım? Evet. Diyelim planların, projelerin konuşulması lazım falan. Şimdi ama bir şekilde bir jestle başlama, jestle bitirme, gerilim dışı, aralarda gerginlikler oluyor. Şimdi dolayısıyla bu bir şey aslında. İktidarın ürettiği nefret söylemine dayalı seçim sürecinin yarattığı yıpranmadan kaynaklı bir şeydi. Diğer taraftan İsmail Küçükkaya'nın da moderatörlüğünü yani nasıl buldunuz diye seyirci takdir edecektir. Burada test ettirme ihtiyacı yani her şey şeker şeker bağlandı gibi oldu ama tabii bizim hani olumlu bulduğumuz şeyler var onları söyledik belli noktalarda ama pek çok boşluk vardı. Yani çok daha iyi hazırlanılabilirdi bu programa. Kesinlikle. Bir gazeteci, deneyimli bir gazeteci açısından. Soruların derinleştirilmesiyle ilgili sorun keza. Bunlardan söz edebiliriz. Bir genel şey açısından belki şunu da söylememiz lazım. Ekrem İmamoğlu'nun yani daha fazla hazırlandığı açık yani belgeli bilgili konuştu. Mesela şey gençlere kankam diyor çünkü Binali Yıldırım neden orada bir açığı var. Yani genç oy akışında İmamoğlu'na doğru bir kayış var ve önemli bir genç seçmen var. Şimdi bunu Yeni Kapı, izlediğim Yeni Kapı mitinginde de söylemişti ama işte bu etki yaratmıyor. Şimdi 10 GB, örneğin teknolojiyle aram çok iyi dedi. 10 GB'ı 10 MB olarak söyledi internet şeyini. Burada bir şey var, dersine iyi çalışma mali var. Diğer taraftan da tabii seçim öncesi önemli bir gençlik kitlesiyle muhataplığı böyle bir şeye indirgemesi de bir belediye başkanı adayı açısından sorundur. Yani bunu da bence sorulması lazım. Şimdi gençler için büyük bir işsizlik gerçekliğinden söz ediyoruz. Yani açıklandı işte iki gençten birisi işsiz. Dolayısıyla bunların çözümüne dönük aslında bu hangi iktidar gerçekliğinde yaşanıyor? Yani dolayısıyla bunlarla ilgili biraz daha sahici şeylerin olması gerekirdi. Bu programa tabii çok büyük beklentiler yüklendi. Çünkü uzun süre sonra ilk kez yapılıyordu. Dolayısıyla bunun bu nedenle de tatmin edici bir şey çıkması zordu. Ama diğer taraftan da hani artılarıyla eksileriyle moderatör için bunlar söylenebilir, Binali Yıldırım için bunlar söylenebilir. Bir de tabii o iyi fotoğraf olsun diye bence eşleri doğru davrandı diye düşünüyorum tabii. Okara'ya girmemekte. Bu şık bir şey olmuyor. Yani tamamlayıcı bir unsur olarak yani eşlerimiz de gelsin. Şurada, yani kadının konumlandırılma biçimine ilişkin bir şeyin böyle konulması hoş bir şey değil kanımca. Dolayısıyla moderatörün de açıkçası... Yani fotoğrafı buradan doğru şey yapması, talep etmesi gerekmezdi bence. Onun dışında zaten öncesinde yani şey yaptım. Ben izlediğim kadarıyla çok aterkil bir program evet, evet. Bu. Böyle yani hani ya tamam evet bu 2003'ten sonra bir araya gelmeleri çok güzel ama sadece bir araya geldiler. Aslında yani konuşmalara baktığın zaman hani aradaki şeylerde nezaket diye bir şey de tırnak içinde kullanırsak yok. Yani sık sık hani birbirlerini... Hem yalancı mesela Binali Yıldırım sık sık yalancılıkla tabii, suçladı. Tabii ki, tabii ki. Ekrem Bey nezaketen siz yanıltılıyorsunuz şeklinde şey yaptı. Yani orada aslında bence siyasi üslup da yani bu sadece tabii. Ben bu programa baktığım zaman ne gördüm açıkçası? Hani iki aday bir araya geldi ve çok fazla da aslında ne sorun ne İstanbul konuşuldu bana kalırsa. Yani bu sadece hani toplumun bir araya getirme ihtiyacı yani bu aslında ihtiyaçtan doğan bir fotoğraf ama Türkiye'nin hani içinde olduğu polarizasyona, bu kutuplaşmaya dair hiçbir şey söylemiyor ve ben hani bu iki program sırasında da hani kravatın renginden bile başka bir düşmanlık üretildi. Ben önü son ki. Bir haftada da bunun devam edeceğini hani yarın böyle taraflar çok centilmence mücadele edecekler, vaatler konuşacaklar falan diye bir beklentim yok açıkçası. Evet kesinlikle. Yani böyle büyük boşlukları vardı. Çok daha iyisi olabilirdi. Yani çok daha iyisi yapılabilirdi. Yani bunun sonuçlarına kadar etkiledi. Ben açıkçası yani seçmen iradesinin önemli oranda şekillendiğini düşünüyorum. Hı hı. Son bir haftaya gelindi. Kararsızlar açısından da zaten bu programlarda yani başka pek çok şeyle birlikte bu yanında bir işlev görebilir. Yani hangi seçmeni ne kadar etkileyecek bilmiyoruz. Hiç önemsiz değildi. Tamam. Şu anda pardon Fatih İmamoğlu oğlu var yanında görebildiğimiz kadarıyla eşi var. Şu anda onlar fotoğraf veriyorlar. O da galiba teknik üniversitede okuyormuş, mühendis. Evet. Binali Yıldırım'ın kızı gibi. Yani iyi bir aile fotoğrafı. Ya bunlar aslında baktığımız zaman hani böyle daha çok Amerika'da bu muhafazakarlık çok önde olduğu için hani eşler sürekli
hani kadın ya da erkek adayın yanında olur vesaire. Hani bu biraz, ya tabii hani olması iyi bir şey ama ne yazık ki senin dediğin gibi kadın aslında burada bir özne değil, nesne olarak konumlandırılıyor. Yani kötü olan bu aslında. Sesini verebiliyor muyuz? Tamam. Konuşabilme, paylaşabilme, toplumun huzurunda, ekranların huzurunda, insanların derdini söyleyebilme, her siyasi ortamın bir geleneği haline dönüşmesi oluyor. Çok değerli bir şey. Keyfini yaşadı millet. Bence millet yaşadı keyfini. Onun için bu emeği gösteren, her koşulda bu görüntüleri nakleden tüm medya kuruluşlarına, buradaki basın emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sağ olun. O İstanbul'un işi. Ben yok, o bana göre bir soru değil. Onun kararı millettedir. Milletimiz olsun. Milletimiz iradesini 23 Haziran'da gösterecektir. Ben yine her şey çok güzel olacak diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Ekrem İmamoğlu ilk gelen olmuştu Lütfü Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'ne. İlk ayrılan da yine Ekrem İmamoğlu oldu. Eşi ve oğluyla birlikte çıktı dışarıya. Uzun süredir beklenen bir tartışmaydı. Bu tartışmanın sonuna geldik. Şu dakikalarda Kongre ve Kültür Merkezi'nden ayrılıyor Ekrem İmamoğlu. Yanında danışmanını görüyoruz. Eşi ve oğlunun yanı sıra yine Engin Altay ve Oğuzkan Salıcı da buradalar. Günlerdir Türkiye bu tartışmayı bekliyordu. Ve bu görüşmenin ardından çıkışta kısa bir açıklama yaptı Ekrem İmamoğlu. 17 yıldır Türkiye'nin neden bu siyasi alışkanlıktan uzaklaştığını sordu ve bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tartışmanın içeriğinden bağımsız olarak ve her şey çok güzel olacak ifadesiyle konuşmasını sonlandırdı. İçeride programdan önce bir aile fotoğrafı çekildi. Canlı yayın sonrası çekildi. Bu fotoğraf canlı yayın sonrası çekilmesini aile istedi daha doğrusu. İki aday da eşlerini canlı davet etmişlerdi. Ancak çıkışta yapıldı. Tartışmanın başına dönecek olursak iki aday birbirlerine hediyeler verdiler. Ekrem İmamoğlu Atatürk imzalı bir kalem hediye etti Binali Yıldırım'a. Binali Yıldırım'sa bir tesbih hediye etti Ekrem İmamoğlu'na. Bu buluşma öncesi öncelikle Babalar Günü'nü kutladılar birbirlerinin. Ardındansa ilk bölümde sorular seçim akşamı odaklıydı ve seçim akşamında neler yaşandığına ilişkin bir tartışma vardı. İstanbul'a biraz geç geldi konu. İstanbul sorunları konuşuldu sonrasında ama gazetecilere sorduk. Burada 200'e yakın gazeteci görevliydi bugün. Onların fikirlerini almaya çalıştık bu buluşmaya dair. Bir yandan arkaya bakıyorum. Binali Yıldırım ne zaman ayrılacak Kültür Merkezi'nden diye. Buradaki gazeteciler genel olarak tartışmayı yetersiz buldular. Tatmin olmadıklarını ifade ettiler. Formata dair de eleştiriler vardı burada. Özellikle uluslararası basında çalışan gazetecilerin formata dair eleştirileri vardı. Çünkü şu öneri özellikle uluslararası basında uygulandığını ifade ettiler. Adaylar konuşurken uzmanlar tarafından doğrulamalar yapılabilirdi. Daha gelişkin bir format olabilirdi. 17 yılın sonunda yapılan bu önemli buluşmada format biraz daha gelişkin olabilirdi ifadesini kullandılar. Dediğimiz gibi teknolojinin biraz geride kaldığını, bu tartışmada iki aday üzerine bir yoğunlaşma olduğunu ifade ettiler. Tarz ve üslup olarak yine bu noktada Binali Yıldırım'ın eleştiri aldığını görüyoruz. Özellikle rakibine dönük ifadeleri noktasında eleştiri aldığını görüyoruz. Tekrar şu dakikalarda buluşmanın başlama saatinde buraya gelen Binali Yıldırım
henüz binadan ayrılmadı. Ekrem İmamoğlu ayrıldı binadan. Biz de onun çıkışını beklemeye devam ediyoruz. Özellikle ikinci bölümde İstanbul'a dair başlıklar ele alındı. Bu noktada adaylar kendi projelerini aktarmaya çalıştılar. İlk bölüme nazaran gerginlik daha düşük gibi görünüyordu aslında ikinci bölümde. Günlerce konuşulacak, konuşmaya devam edecek gibi görünüyor bugünkü tartışma. Seçime sadece bir hafta kaldı. Seçmen davranışlarını etkileyecek mi bu noktada? Adayların ifadeleri yeterince güçlü bulunmadığı ilk izlenimler yine bu noktada öne çıkıyor. Karşı tarafın seçmenini etkileyebilecek önemli ifadelerin öne çıkmadığı ifade ediliyor. Yine Binali Yıldırım'a dönük bir eleştiri Sayıştay raporlarını okumadığını ifade ettiği noktaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan bir kişinin Sayıştay raporlarına, İstanbul'a dair raporlara hakim olmaması yine eleştiri noktalarından biriydi. Dediğimiz gibi günlerce konuşulacak, günlerdir bekleniyordu bu buluşma. Bundan sonra da konuşulmaya devam edilecek gibi görünüyor. Ancak beklediğini bulamadı diyebiliriz gazeteciler açısından. Bu tartışmanın İstanbul'a dair başlıkları daha geniş ele almasını beklediğini ifade ettiler gazeteciler. İlk bölümde seçim gecesine dair tartışmalar uzadı. Burada Ekrem İmamoğlu 31 Mart akşamı yaşanan gelişmelere ilişkin sorular sordu. Bu noktadaki yanıtların yine tatmin edici olmadığı ifade edildi. Binali Yıldırım şu dakikada Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nden Binali Yıldırım da ayrılıyor. Onun aracı da geldi. Çıkışı bekleniyor Binali Yıldırım'ın. Girerken gazetecileri selamlamıştı. Bir açıklama yapmamıştı. Ekrem İmamoğlu geç kalmış bir buluşma olarak ifade etti bunu. Bu siyasi alışkanlığın sürmesi gerektiğini ifade etti. Binali Yıldırım bir açıklama yapacak mı? Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi çıkışında bunu bekliyoruz. Bir açıklama yapacak mı, yapmayacak mı? Bu noktada onun çıkışıyla şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Özel ekipler girebildi içeri, sadece basın alınmadı. Bağımsız ekipler tarafından yapıldı bu çekim. İki partinin çalışanları da bu noktada içeride değildi. Yakın korumasının şu an çıktığını görüyoruz. Danışmanları da çıktılar dışarı ve Binali Yıldırım da 3 saatlik yayının ardından Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nden ayrıldı. Basının olduğu noktaya doğru. Efendim, pardon efendim. Evet, şu anda Binali Yıldırım da bir konuşma yapıyor. Belki ne söylediğine birazdan Fatma Yürür'e bağlanırsak ondan da alabiliriz. Evet, biraz önce Ekrem İmamoğlu salondan ayrıldı. Evet. Yine medyaya teşekkür etti. Ve herhalde Fatma'nın da ifade ettiğine göre ilk bölümde 175 ya da 200'e yakın şey var. Ve söylediği önemli bir şey vardı. Özellikle batılı medya mensuplarının
moderasyonu çok zayıf bulduğu yönünde ki evet, sen evet, de benzer tabii, bir şey evet, ifade evet. ettin. Gerçekten hani bu çok yapılmadığı için mi bu zayıflık yoksa bu siyasi iklimden dolayı mı? Yani hani pardon hani Uğur Dündar meselesi oldu sonra İsmail Küçükkaya. Yani bir baskı altında mıydı bu yoksa daha iyi nasıl yapılabilirdi? Yani şimdi bir moderatörün örneğin konuk ettiklerin açısından yani bu iki figür açısından onaylanmak ya da beğenilmek gibi bir derdi olmamalı bence. Yani çünkü kamuoyu adına onlara soru sormak için orada. Dolayısıyla beni nasıl bulduğunuza kadar gelecek bir centilmenlik oluyor. Şimdi tabii centilmenlik güzel bir şey ama soru sormak var. İşte havaalanını soruyorsun, o kadar işçi ölmüş. O yatırımla bu havaalanı niye yapıldı? Uçaklar bile inemiyor. Böyle basın bunu tartışıyor. Dolayısıyla böyle pek çok şeyin derinleştirilememesi gibi bir şey var. Dolayısıyla öyle bir boşluk orada duruyor. Yani onun için onu söyleyebiliriz. Anladım. Belki aslında şey sorayım. Biraz önce orada kaldın aslında. Seçmenlerin oylarını, yani hani dedim ki son bir haftaya kadar aslında oy verecek insanların oyları belli. Kararsızlar, bir de sandığa gitmeyecekler var ki bu iki parti açısından da önemli. Bu program etkili olmuş olabilir mi? Yani şöyle bir şey var. Ben önemli oranda bir şekillenme olduğunu düşünüyorum seçmenin şeyinde şu ana kadar ama bu programın hani bence hiç etkisi olmadığını söylemek de yanlış olur. Ama çok etkili olduğunu söylemek de yanlış olur. Ama zaten çok fazla anlam yüklenmişti. Profili daha zayıf çıktı onu söyleyeyim. Yani demokrasi şöleninin şölen kısmı tırnak içinde jest, mimik, el sıkışma falan şölen kısmı daha önde oldu. Ama içerik, siyasi içerik vesaire bu kısımlar bakımından kamuoyunun ihtiyaç duyduğu yani sorulara yanıtlar verilmesi ciddi sorular duruyor ortada. Yani iktidarın da eridiği bir dönem bu. İktidar seçmenin de soru soruyor aslında. Dolayısıyla daha cesur soruları da gerekli kılardı bu program. O bakımdan profili biraz düşük oldu. Ekrem İmamoğlu'nun biraz da yani onun da bir tutukluğu vardı onu da söylememiz lazım. Yani Binali Yıldırım'a göre biraz daha hazırlıklıydı. Ama o da önceki performansına göre o da biraz gergin ve biraz tuttu. Şu anda bir telefon attığımızda Profesör Doktor Tanju Tosun var Ege Üniversitesi'nden. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar Murat Bey. Tam aslında sizin konunuzdan bahsediyorduk. Hani siz özellikle İzmir özelinde hani bu saha araştırmaları, oyuncu yetişkenliği konusunda epey etkili çalışmalar yaptınız. Hani programı izlediniz siz de Türkiye'deki pek çok insan gibi. Birincisi nasıl bulduğunuzla başlayayım. İkinci sorum da biraz önce Fatih'le konuştuğumuz konu. Bu program özellikle hani seçmen davranışlarını ne kadar etkiler? Etkilerse bu ne yönde olur? Evet, programı izledik ve benim de edindiğim izlenim aslında Fatih Bey'inkinden çok farklı olmamakla birlikte biraz önce Gülgün Erdoğan Tosun Hoca'yla da bu konu üzerine bir değerlendirme yapıyorduk. Aslında şöyle kendisinin de ifade ettiği şekliyle belirteyim. Türkiye yaklaşık olarak 17-18 yıldan 19 yıldan beri siyasi taraflar arasında monologdan diyaloğa geçiş konusunda sınıfta kalmıştır televizyon ekranları aracılığıyla. Bunun aşılması konusunda bence önemli bir hizmet gördü bu tartışma programı. Bu bir. İkincisi de Türkiye'deki politik kutuplaşma sadece siyasi aktörler ve partiler arasında değil, aynı zamanda medyada da ciddi anlamda bir kutuplaşma söz konusu. Adeta bu kutuplaşma medyanın kendi içinde karşıt tarafların kendi medyalarında söylenmeleri dolayısıyla altını çiziyorum bir yankı fanusuna dönüşmüştü söylenenler. Ama bu televizyon ekranında iki adayın yan yana gelip bir münazarada bulunması önümüzdeki süreçte bu monologdan diyaloğu hatta diyalojiye geçiş anlamında bir katkı yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunun seçmen davranışına yansıması ben çok fazla olacağı kanaatinde değilim. Neden? Zaten çok büyük ölçüde Türkiye'de siyasal kutuplaşmanın beraberinde olan ideolojik blokların kendi içinde oy hareketliliği seçmenin bir taraftan diğer tarafa geçişinin önünde bir engel idi.
Ama bir de ortada sayı olarak, miktar olarak az olsa da sonuç tayin edici gücü yüksek olan bir kararsız seçmen kitlesi var. Sandığa gitmeyen azımsanmayacak bir kitle var. İşte 1 milyon 700 bin civarında bir sandığa gitmeyen seçmen kitlesi içinde bir miktar bu programın sandığa gitmeyen seçmenin sandığa yönelmesine etkisi olabilir. Çünkü genellikle herkes kendi mahallesinden meseleye bakarken o mahallenin adaylarının aynı ekrandan karşılarına çıkması seçmenin sandıktan geri durmasına yönelik bir atak yapmasına yol açmış olabilir. Böyle bir sınırlı etki olabilir. Sınırlı etki bile çok önemli çünkü küçük oy yüzdeleriyle sonucun tayin edici olacağı anlaşılıyor. Bu anlamda özellikle çok sınırlı kararsız ve bir miktar 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenin kararını etkileme konusunda bir rolü olacağını düşünüyorum. Ama çok yüksek düzeyde bir tartışma olmadı. Bu maalesef uzun bir süreden beri devam eden kutuplaşmanın sonucunda ortaya çıkan bir tablo. Bu program münazara bence bir ısınma münazarası olarak düşünmek lazım. Türkiye'de medya aracılığıyla unutulan yan yana gelme konusunda, biyoloji konusunda o anlamda bir başlangıçta yaptı diye düşünüyorum. Peki kısa bir cevap verirseniz, evet. Performans olarak nasıl buldunuz adayları? Şimdi ilk bölüm büyük ölçüde seçim iptaline yönelikti. İkinci bölüme bakıldığında teknik boyutuyla adayların birbirine bazı alanlarda üstünlük sağladığını, özellikle ulaşım konusunda Sayın Yıldırım'ın daha iddialı olduğu ama sosyal politikalar konusunda Sayın İmamoğlu'nun daha iddialı ve ikna edici olduğunu söylemek mümkün bence. Ama genel olarak bakıldığında yani çok yüksek performansı olmadı iki adayın da. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu konuları zaten bu önümüzdeki bir hafta boyunca, ki bir hafta sonra seçim var, konuşmaya devam edeceğiz. Ben bu saatte bizi kırmayıp bağlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Tanju Tosun bizimle telefonla değerlendirdik. Şimdi bir konuğumuz daha var. O da Avrasya Araştırmalar Genel Müdürü Sayın Kemal Özkiraz. Belki hani onun da uzmanlık alanı hani bu seçim, bu tartışma seçmen davranışlarını ne tür etkiler mi etkilemez mi, kendisiyle biraz konuşalım. Kemal Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, siz yaklaşık bir 3-4 hafta önce bizim programımıza katılmıştınız ve orada aslında şunu söylemiştiniz ki seçime katılım oranı %85'in üzerine çıktığı noktada 85-86 Yıldırım biraz daha avantajlı olur. Şimdi bugün yaklaşık 3 saatlik bir program izledik. Bir, programı nasıl buldunuz? Adayların performansı nedir? Son olarak da bu hani bahsettiğiniz gibi sandığa gitmeyen seçmenleri sandığa götürür mü? Ve oyları nasıl olur? 4 tane soru oldu ama. Şöyle, program özü itibariyle güzel bir fikir, doğru bir fikir. Bütün dünya demokrasilerinde olan şey, bizde AKP iktidarından sonra bu adet kalkmıştı. Çünkü rakiplerinin karşısına çıkmak istemiyorlardı. Bu açıdan güzel. İnşallah örnek olur, inşallah adet olur yeniden bu. Bu açıdan güzel ama program genel olarak son derece başarısız kurgulanmıştı. Bir kere böyle tartışmalarda süre sınırı koymak çok saçma bir şey. Moderatör söz hakkını verir. Sonrasında insanlar kısıtlamadan cevap vermesini ister. Eğer çok sulandırılıyorsa veya gerginlik oluyorsa da müdahale eder. Fakat Türkiye'de ben bunda İsmail Küçükkaya'yı suçlamıyorum tabii. Çünkü Türkiye'de inanılmaz bir kutuplaşma ve güvensizlik var insanlara karşı. Muhtemelen de partilerle de konuşarak hiç suya sabuna dokunmadan sadece hani bir moderasyon gibi değil de ne bileyim başka bir şeydi yani. Bir siz konuşun. Ben sadece söz sırasını dağıtayım gibi olmuştu. Sorular da adayları sıkıştıracak sorular değildi. O açıdan aslında hangi aday baskındı diye ölçümlemek çok mümkün değil izlediğim kadarıyla. Tamamını izledim. Şu var,
adaylara sorulan soruları hangisi daha seri cevap verdi, hangisinin özgüveni daha yüksek gibi değerlendirilebilir. Tamamına yakında Binali Yıldırım Ekin Mamoğlu'nun gerisinde kaldı. Çünkü Binali Yıldırım... Sanki bunu tersten söylediğiniz gibi. Yani İmamoğlu daha iyi demek istiyorsunuz değil mi? Tabii İmamoğlu daha şeydi, daha seriydi, daha özgüvenliydi. Binali Yıldırım ise her cevabından sonra bir rakibini gözleriyle yokluyordu, bir moderatörü yokluyordu. Daha özgüvensiz çıkmıştı. Ekin Mamoğlu önde olduğunu biliyordu bence. Sahadan gelen anketleri görüyordu, kendisi de yaptırıyor mutlaka. Önde olduğunu biliyordu ve programı önde bitirmek istedi. Binali Yıldırım ise yani bir anlamda beraberlik onu yetiyor diye istedi. Evet evet. Binali Yıldırım ise sataşmalar yapmak istedi. Zannediyorum 10-11 kere sözünü kesti. Kendisi söz kesilmedi. Araya girmeye çalıştı. Aslında bir gerginlik çıkartmaya çalıştı gibiydi. Çünkü kendi seçmenlerinin önemli bir kısmının sandığa gelmeyeceğini anketlerden görüyor olmalı. Kutuplaşma sağlamak istiyor ama kutuplaşmayı sağlarken de 31 Mart'ta yaptığını yapmadan Kürt seçmeni de özellikle şirin gözükerek kutuplaşmayı yapması lazımdı. Bu zamana kadar o Kürt seçmene şirin gözükme stratejisi yüzünden bu kutuplaşmayı da sağlayamıyordu. Bu programda onu hedeflemiş gibiydi. Ama orada da Ekrem İmamoğlu gene soğukkanlı oldu. Hem kendini ezdirmedi hem de araya girip kavga çıkartmasını, gerilim çıkartmasını da engelledi. O açıdan da Ekrem İmamoğlu daha olgun gözüküyor televizyonda. Fakat hani şunu sorarsanız senin davranışın nasıl tamam. Şöyle bilirdi. O gerilim olsaydı iki tarafında gelmek evet. istemeyenleri ki bu muhalefette yok denecek kadar az. Daha çok AKP seçmeni tarafında sandığa gelmeme eğilimi yüksek. O sandığa gelmeyecekleri sandığa getirebilirdi. İki taraf için de avantaj veya dezavantaj sağlayabilirdi. Fakat o gerilim olmadı. Dediğim gibi adayları sıkıştıracak, pot kıracak, adayların karizmasını çizecek sorular da yoktu. Cevap verilemeyecek bir soru yoktu açıkçası programda. O programda Binali Yıldırım'ın yerine ben otursaydım, Ekrem İmamoğlu'nun yerine siz otursaydınız. Aynı. Alo. Duyabiliyor musunuz? Şu anda duyuyoruz hocam. Toparlarsak. Alo. Şu anda duyuyoruz hocam. Şey diyordum, programda adayları sıkıştıracak, cevap verilemeyecek bir soru yoktu. Binali Yıldırım'ın yerinde ben olsaydım, Ekrem İmamoğlu'nun yerinde de siz olsaydınız, aynı sorular sorulsaydı çok rahatlıkla cevap verilebilecek sorulardı. Spesifik bir durum yoktu. O açıdan da seçmen davranışını etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Ekrem İmamoğlu programa geldiği zaman öndeydi, programdan çıkarken de önde olarak çıkacak. Peki, çok teşekkür ediyorum Kemal Bey. Bu saatte bizimle birlikte oldunuz. Evet, Kemal Özkiraz'a bağlandık, Avrasya Araştırmalar Genel Müdürü. Evet Fatih, hani iki konuk da aslında biraz seni teyit eder. Yani evet, buradaki evet. genel havaya katılan görüşler ifade ettiler. Yani çok fazla hem tartışma hem de sorulara, cevaplara bir derinlik de olmadığı için hani insanların kıyaslayabileceği, hani evet. oy davranışları açısından somut veriler, somut bilgiler çok çıkmadı ortaya genel evet. olarak. Evet, evet. Yani tabii İsmail Küçükkaya'nın bıraktığı boşluklara ilişkin çok söz söyledik ama olan bir şey var. Kesiyorum. Şunu bitireyim Murat. Şunu da hani çünkü aralarda kaçıyor her seyirci her an durmuyor. Yani kendini iktidarın karşısında ezdirmeyen hatırlatmalar yapması da Binali Yıldırım'a çünkü 3-4 kere en azından yani bu hatırlatmaları yaptı. Yani onu sıkıştıracak sertlikte soru sormadı ama en azından bir ona karşı da bir dik duruş göstermesi de bir yandan olumluydu. Yani bunu da not etmemiz lazım. Ben hani yerden yere vurmak istemem, çok başarısızdı demek istemem ama başarılı bir programda olmadı diye not etmem lazım. Ben de tam onu söyleyecektim. Evet. Yani hani biz burada şimdi analiz yapmaya evet. çalışıyoruz, evet, konuşuyoruz evet. ama farkındaysan adayları konuşmuyoruz çok onları fazla. Onları konuştuk ama hani bayağı konuştuk. Hani İsmail Küçükkaya. İşte biraz da şöyle şu da sorulabilirdi diye düşünüyoruz belki. Onun da etkisi var. Yoksa sormadan cevap veriyorsun o zaman. Yani ikisi açısından bir performans değerlendirmesi yaptık. Biraz ben açıkçası boşluk kalmasın diye özellikle belirtmek istedim.
Yani orada bir etik gazeteci, yani kendini ezdirmeme halini de not etmek gerekir diye onu. Çünkü eleştirilerimiz oldu yani sorulardaki boşluklara ilişkin. Ama tekrar toparlama ihtiyacı varsa şunu söyleyebiliriz. Hı-hı. Yani şey daha hazırlıklıydı, İmamoğlu daha hazırlıklıydı. Binali Yıldırım zaten dezavantajlı, iktidarda olsa bile aslında geriden geldiğine ilişkin araştırmalar eşliğinde bu seçime itilmiş bir isim olarak vardı. Sayıştay raporuyla ilgili yani onun da okumadığını söylemesi. Yani Sayıştay raporunu çalışmış bir Ekrem İmamoğlu varmış, onu evet. Öğrendik filan. Ama siyasette de işte bir yandan AKP'nin tabanını Ekrem İmamoğlu'nun etkileme potansiyeli ne kadar önemliyse, şu dediğim gibi onu tekrar belirtmek lazım. İşte şu belli eleştiriler karşısında işte biz içkili sosyal tesis nerede açtık açmadık, buralara kadar da savrulmamak gerekirdi. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu daha performanslıydı diyebiliriz. Ama daha derinlikli bir şey yapılabilirdi. Gerilim alma ihtiyacı duyulması programın başında da sonunda da ne kadar aslında gergin bir seçim ortamından geçtiğimizi gösteriyor. Şöyle bir şey, ben hani yazı günüm yarın ve bir, bununla ilgili bir yazı yazsam başlığında şu koyardım. Adayların PR şeyi aslında evet. Bu. Hani çok siyasetin konuşulmadığı, sadece halkla ilişkiler ilişkisinin yürütüldüğü bir program oldu. Evet, şu anda Celal Başlangıç var. Artı TV genel yayın yönetmeni, Almanya'dan bize bağlanacak. Cuma akşamları da Artı Gerçek programında izliyoruz. Ara ara ben kendisine konuk oluyordum ama bugün o bizim konuğumuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Fatih, öncelikle hatırınızı soralım. İyi akşamlar abi. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet, siz de uzaklardan izlediniz, Almanya'dan. Siz nasıl yorumluyorsunuz, nasıl buldunuz adayları, programın genelini? Yani tabii şunu söylemek lazım. Yani program bittiğinde fikrim şuydu. İmamoğlu bir şey kaybetmedi. Binali Yıldırım bir şey kazanmadı. Bir de Erdoğan'ın kırılma olacak diye önem atfettiği tartışmada Erdoğan bu öngörüsü tutmadı. Yani kimse bence bu tartışma sonucunda çok büyük ölçüde konumunu değiştirecek durumda değil ama bunun demokrasi şöleni diye sunulması, fazla anlam yüklenmesi belki biraz daha hayal kırıklıklarını arttırdı. Halbuki zaten bizim ülkede demokrasinin ruhuna çoktan Fatiha okunmuştu. Acaba bir umut olur mu diye, ama o kadar disiplinli, toplumun bu zamana kadar kutuplaşmasından dolayı o kadar kuralları çizilmiş bir tartışma oldu ki o yüzden de hiçbir gerilimi, hiçbir heyecanı o açıdan çok olmadı. Yani şöyle bir yerden bakmak lazım. Binali Yıldırım'ın bu tartışmaya ihtiyacı vardı. Hatta bir tür intihar saldırısıydı. Çünkü geride olduğunu biliyordu. Başka kazanma şansı da yoktu. Aynen. Şimdi 17 yıl sonra benzeri bir tartışma yapıldı ki şöyle bir hafızalarımızı tazelersek 1983'te hem de 12 Eylül faşizmi Türkiye'de iktidarken, 12 Eylül faşizminden sonra ilk genel seçimler yapılacakken 1983'te 3 parti adayı, Necdet Çelp Halkçı Parti'nin adayı, Turgut Özal ANAP adayı ve MDP'nin adayı Turgut Sünal çıkıp tartışma yapmışlardı. Daha sonra 91'de gördük bunu, 95'te gördük ve en son tartışma AKP'nin iktidara gelmesinden bir önceki seçimde yapıldı. 2002'de yapıldı. Erdoğan'la Baykal çıkmıştı bu tartışmaya ve 17 yıldır bu tartışma kültürü çoktan unutuldu. Ve bugünkü tartışmanın biraz tutuk, biraz kalın duvarlarla örülmüş, gerilimi düşük bir halde olmasının en temel nedenlerinden biri zaten AKP iktidarı mensuplarının 17 yıldır soru sorulma alışkanlığını kaybetmeleridir. Muhaliflerle tartışma alışkanlığını kaybetmeleridir. Bugün de bunu çok net biçimde gördük. Genel anlamda bir performans değerlendirmesi yaparsak Binali Yıldırım daha tutuktu, daha az hazırlıklıydı. Yani mesela Ekrem İmamoğlu bir takım görsel malzemelerle anlatımını desteklerken program başından beri de bunu yaptı. Yıldırım ancak programın 39. dakikasında bir tane görsel gösterebildi. Sürekli rakibinden gözünü kaçıran bir tutumu vardı. Hatta tebessüm mü ediyor, bıyıklarını mı yiyor onu bile ayırt edemedim ama beden dili çok iyi değildi. Binali Yıldırım'a göre Ekrem İmamoğlu hem konuya daha çok hakimdi, hem dersini iyi çalışmıştı, çok iyi hazırlanmıştı. Hem de beden dili, ses kullanımı
Biri de süre kullanımı çok iyiydi Binali Yıldırım'a göre Ekrem İmamoğlu'nun. Çünkü Binali Yıldırım süreyi de iyi kullanamadı. İmamoğlu ona göre daha iyi kullandı. Ama İmamoğlu'nun performansı çok mu yüksekti dersiniz? Hayır, değildi. Ama Binali Yıldırım'ın yanında biraz daha parlak durdu. Tek bence altı çizilmesi gereken nokta bu. Evet, bu Sayıştay raporu çok önemli bir şeydi ve Türkiye'de siyasetin nasıl yapıldığının en iyi göstergesiydi. Çünkü yani Sayıştay raporundan İsmail Küçükkaya örnek veriyor. Binali Yıldırım okudunuz mu diyor. Şimdi İsmail Küçükkaya hayır diyor. Ya şimdi bir kere böyle bir programa moderatörlük yapacak kişinin bunu okuması lazımdı. Bu ciddi bir eksiklik, gazetecilik açısından da öyle. Fakat işin ilginci, diyaloğun ilerleyen bölümünde Binali Yıldırım'a İmamoğlu Sayıştay raporunu gösteriyor ve okudunuz mu deyince hayır cevabını alıyor. Yani İstanbul'a aday olan Binali Yıldırım da bunu okumamış. Evet, Binali Yıldırım'ın yanıtları daha çok kaçamakta, hatta rakibinin gözüne bakmaktan bile çekinen bir havadaydı. Tam tersi İmamoğlu ise rakibi soruları cevaplarken çok dikkat kesilmiş vaziyette yüzüne bakıyordu. Bu anlamda beden dili olarak daha avantajlı bir konumdaydı. Ama gerek göçmenler konusunda iki tarafta çok kötüydü. Ama Binali Yıldırım Suriyeli göçmenlerin Kuzey Suriye'deki alanlara götürüleceğini, zaten bir kısmının Afrin'de 500 bin kişinin götürüldüğünü söyleyerek aslında kazanmayı düşündüğü Kürt oylarını sanıyorum bir kez daha kaybetti. İmamoğlu'nun ise bu kadınlarla erkeklerin ayrı havuzlarda yüzmeleri, evet, belediye tesislerinin içkisiz olması konusundaki örneklemesi ise kendi siyasi olarak durduğu yer açısından talihsiz öneriydi. Ama burada da belli ki muhafazakar toplumdan tepki görmekten çekinen bir tavır var. Bir de gelmesi olası eski AKP oylarını kaçırmaktan korkan bir çekingenliği vardı. Ama en azından Türkiye'nin bugünkü ihtiyacı olan modernleşmeye, demokratikleşmeye uygun bir yaklaşım olmadı CHP adayınki. Peki şey konusunda, hani biz burada programda Fatih'le konuşurken bir tam da onu sordum. Adaylardan çok hani moderasyonu ve İsmail Küçükkaya'yı konuştuk. Bir gazeteci olarak sen nasıl buldun İsmail Küçükkaya'nın moderasyonunu? Hani programda bir yorum yaptın özellikle Sayıştay raporu konusunda, ama genel evet, olarak nasıl buldun İsmail Küçükkaya'yı? Ya şimdi İsmail Küçükkaya ağır bir baskı altındaydı. Bunu kabul etmek lazım. Kolay bir iş değiliz göze aldığı. Bir yanı bu. İkinci yanı, toplantının formatı öyle bir köşeleri çizilmiş ki bir konu üzerinde derinleşme imkanı, adayların bir konu üzerinde tartışma imkanlarına fazla olanak veren bir format değildi. Onun için de zaten yüzeysel sorularla, yüzeysel cevaplarla geçiştirilen bir toplantı oldu. Bu anlamda da heyecan yaratmadı. Yani bu sadece bana göre hani bir İstanbul'u tartışmaktan öte iki adayın bu zamana kadar kutuplaşmış bu toplumda bir araya gelip bir televizyon ekranında ortak bir fotoğraf vermesiydi. Bunu da işte başta yaptıkları jestlerle sonunda toplu fotoğraflara çıkardılar. Yani bu şeklen, usulen yerine getirilmiş bir işlem oldu sonuç itibariyle. Ve kimsenin oyunun yerinde çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Tamam. Pardon, sözünü kesmiş gibi oldum ama özür dilerim. Devam edebilirsin Celal abi. Tamam, ben bitirmiştim Murat'cığım. Yani tam bu arada bir video, ses vesaire ona şey yapınca dağıldı, kusura bakmayın. Peki aslında biraz önce senin söylediğin şeyi sana bağlanmadan önce ben Fatih'e söylemiştim. Hani bir yazı başlığı düşünsen bunun için sadece adayların PR çalışmasıydı bu. Aslında hani İstanbul'a dair ifade ettiğin gibi çok şeyi duyamadık ve konuşamadık. Hani bu biraz formattan kaynaklanıyordu. Biraz adayların hani süre kısıtlamasından dolayı derinlikli cevap veremediler ki Fatih bu konuda çok önemli bir şey söyledi. Hani bu havalimanı konusunda, hani bu millet bahçelerine evet, bağlanacak falan, onların topluma getirdiği maliyet, bizlerin vergilerimizden kesilen giderleri, uçakların inememesi vesaire gibi, hani o ayrıntıları, işçi ölümleri, işte insanlar hani çalışmadıkları için hapse atıldılar, sabah beşlerinde koğuşları basıldı vesaire, bu tür detayları neredeyse hiç konuşamadık. Belki bunları konuşabilseydik biraz daha hani kararsızların da ya da oyları belli olan insanların da düşünceleri biraz daha değişebilirdi sanki. Ne dersin?
Tabii şöyle bir şey var. Anladığım kadarıyla İmamoğlu AKP'nin eski tabanından da oy beklediği için sanıyorum geçmiş dönemdeki AKP uygulamalarını fazla eleştirmedi. Yani şimdi Binali Yıldırım bu ulaştırma işini ben biliyorum diyor da bu tren kazaları ne yapacağız? Hızlı trenlerde ölen insanları ne yapacağız? Hepsi Binali Yıldırım'ın bakanlığı sırasında oldu. Bunlar bile konuşulamadı. Yani çok böyle bir gerilimin ve bir karşı mahalleyi ürkütmeme çabasının olduğu bir toplantıydı. Sadece İsmail Küçükkaya'nın uyguladığı formattan değil, toplumun geldiği, bulunduğu nokta açısından da gerçekten yapılması zor bir işti. Ve beklendiği gibi sadece şekil, evet PR çalışması, biraz yan yana bir fotoğraf verme gibi oldu. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz sana. Zaten hafta içi de bunları konuşmaya çok çok devam edeceğiz. Eklemek istediğim bir şey varsa son bir iki cümleyi de alalım, kapatalım. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Fatih'ciğim, zaten yavaş yavaş da programı toparlayacağız. Aslında ilginç bir biçimde bütün telefona bağlananlar sen de yani neredeyse aynı şeyi görüyor. Aynı, evet, baktığımızda aynı şeyi görmüşüz, aynı şeyi düşünüyoruz sanki. Bu da aslında bir talihsizlik bir program açısından bence. Bir de tabii şunu söyleyelim. Fethullah Gülen'in üzerinden rakibini sıkıştırmaya çalıştı Binali Yıldırım çokça. Aslında 15 Temmuz'dan sonra muhalefeti genel sıkıştırma argümanı olarak kullanılıyor. Benim hiç işim olmaz dedi kendisiyle ilgili. Ama işte örneğin Fethullah Gülen'in kardeşinin Erzurum'da toprağa verildiğinde yani cenazesinde görüyoruz işte fotoğraf olarak kendisini görebiliyoruz. Dolayısıyla ekrana verebiliyor muyuz arkadaşlar? Kardeş Gülen'i, 3 bakanlı cenaze burada Binali Yıldırım'ı da görüyoruz. Şimdi burada da görüyoruz. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Cenazeye katılınır. Yani ama işte rakiplerinizle buradan sıkıştırmamanız lazım. Yani herkesin bir yakının cenazesine katılınır ama rakiplerinizi işte bir Gülen'le ilişki üzerinden sıkıştırıp benim hiç işim olmaz vesaire. Şimdi böyle söylemler kullanmak da tabii siyasi bir etik sorun olarak ortada duruyor. Anladım. Ya bir de son olarak şunu sorayım ben sana. Şimdi bu programa niye çıkıyorsunuz? Ya da bu programdan beklentiniz ne diye sordukları zaman Binali Yıldırım'ın cevabı şu olmuş. Ben not almışım. Ben gerçek Binali Yıldırım'ın ortaya çıkmasını istiyorum. Evet. Sence bu cümle ne ifade ediyor? Yani tabii açıkçası onu tam anlayamadım ben. Belki işte İsmail orada Ekrem Bey için bunu söyledi. Ekrem İmamoğlu için. Ama Yıldırım'ın da benzer bir şey söylediğini söyledi. Bunu Binali Yıldırım bunun altını nasıl doldurdu? Onu bilemiyoruz. Yani bunca yıllık çünkü bir devlet şimdi yöneticiliği var. Ben onu söyleyecektim. Yani tabii hani ki bakanlık yapmış uzun tabii süre ulaştı. Ekrem İmamoğlu'nu yeni tanıyoruz. Sonuçta gerçekten İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanıydı. Şimdi önemli bir performans göstererek kritik bir seçimde gündemde ama Binali Yıldırım'ı uzun yıllardır tanıyoruz. Dolayısıyla eğer bunu söylediyse tabii o da trajik bir sıkışma halinde. Yani bir biçimde belki bir yol almanın bir tekrar öne doğru yol almanın bir manivelesi olabilecek bu program diye düşündü ve belki bunu diledi yani. Bir olumlu etki diledi diye İsmail Küçükkaya'dan. Belki böyle okuyabiliriz. Evet, o zaman ben çok çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Yani bu programı geldin, programı açtık, aralarda konuştuk. Şimdi değerlendirdin. Evet, Artı TV ekranlarından gündem özel programında 17 yıllardan sonra yapılan bir münazarayı, bir karşılıklı konuşmayı izledik. Bunun yorumlarını yaptık. Sayın Tanju Tosun, Sayın Kemal Özkiraz ve Celal Başlangıç bizimleydi. Stüdyoda da Fatih Polat'la değerlendirmeye çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola. Ama belli ki bu hafta boyunca herhalde programlarımızda bunu tartışmaya devam edeceğiz. Ben de kısaca zaten aralarda da fikrimi söyledim ama hani bir kez daha ifade edeyim ki hani bu konuyla ilgili yazı yazsam hani bu program gerçekten insanları tatmin etti mi sorusuna verilmiş cevap hayır olur. Bu sadece bir tür aslında PR çalışması oldu ve iki tarafın da belki İmamoğlu biraz daha hazırdı ki hem cevapları hem üsluptaki akıcılık hem beden dili açısından çok daha rahattı. Binali Yıldırım büyük bir baskı altındaydı. Bu da beden diline yansıyordu. Ama acı olan taraf şu ki hani
İstanbul'a dair, vaatlerine dair çok fazla şeyleri konuşamadık. İki lider de aslında 16 yıldır bir araya gelemeyen siyasi dilin bir araya gelip fotoğraf vermesi için sadece birer obje oldular bana göre. Çok hani tartışmanın o açıdan öznesi de olamadılar. Bu da benim tabii kişisel görüşüm oldu. Ve ben bütün izleyicilerimize, bizim mesajlarla bizimle olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sorular gönderen. İyi akşamlar diliyorum. Yarından itibaren bu konuyu yine tartışmaya devam edeceğiz. Artı TV ekranlarında. Fatih Polat, sana da çok çok teşekkür ediyoruz. Bu geç vakti saat 0:54 bizimle birlikte oldun. Çok sağ ol. Teşekkürler. Tekrar iyi akşamlar efendim.